أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Hayırlı sabahlar kıymetli izleyicilerimiz. Yeni güne merhaba ya Diyanet TV'ye hepiniz hoş geldiniz efendim. Bir sabahta birlikte daha sizlerle birlikte olmaktan bizler çok mutluyuz. Ümit ediyoruz ki yine farkındalıklarımızın arttığı, birbirimiz için faydalı olduğumuz bir gün olur bugün de. Öyle bir yayın olsun diye bizler ümit ediyoruz efendim. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle başladık. Dün de söylemiştim, sadra şifadır. Gönüllerimize şifa olsun istiyoruz. Bugünlerdeki tüm o şifa ihtiyaçlarımıza inşallah bu ayeti kerimelerde vesile olsun efendim. Diyanet İşleri Başkanlığı Basılı Yayınlar Daire Başkanı Suat Okuyan hocamızın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açtık bugünkü yayınımıza da. İnşallah affedersiniz, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Yaşar Çuhadar hocamızın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık efendim. İnşallah bugün de bu ayeti kerimelerde
Geçirdiğimiz iki büyük depremde hayatını kaybeden, vefat eden tüm vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet vesilesi olsun istiyoruz. Ve şu an hastanelerde yatmakta olan tüm yaralı vatandaşlarımıza da şifa olsun inşallah. Onlara da şifa vesilesi olsun inşallah diyerek bugünkü yayınımızı da açalım efendim. Bugün konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Basılı Yayınlar Daire Başkanı Suat Okuyan hocamız olacak. Kendisi bir haftayı aşkın süredir deprem bölgesinde, o illerde. Kendisiyle bugün detaylıca konuşacağız. Oradaki izlenim bizlere aktaracak inşallah. Hoş geldiniz Suat Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İlknur Hanım. Öncelikle ben de buradan tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ölenlerimize rahmet eylesin. Ruhlarını şad eylesin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Gönlü mahzun milletimizin yüreğini hafifletsin, serinletsin. Bundan Kurtuluş Savaşı döneminde, Birinci Dünya Savaşı'nda Mehmet Akif manzarayı tasvir ederken derdi ki, gitme ey yolcu, gel beraber oturup ağlaşalım, elemin bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Öyle bir elemimiz var ki bir yürek kârı değil, bir bölgenin, o bölgede buna maruz kalan insanların kaldıracağı, saracağı yaralar değil, 85 milyon insanımızın bizlere gönül veren, gönül ilişkisi kurduğumuz, dünyanın dört bir tarafındaki coğrafyalarımızda yaşayan mümin müvahhid kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin dualarıyla, katkılarıyla, destekleriyle hep beraber bu yarayı saracağız. İnşallah. Muhitimizde öyle dehşetli matem var ki belki uzaktan, ekranlarından gördüklerinde yürekleri sızılıyor insanlarımızın, kardeşlerimizin, ama o bölgede bu olayı yaşayan, hala hazırda o yaşanmışlığın içerisinde serçe gagasında su misali taşıyan, yapabileceğinin azamesini yapmaya çalışan çok kıymetli kardeşlerimiz var, insanımız var, devletimizin kurumları var, gönüllü teşekküllerin, sivil teşekküllerin gönüllüleri var. Her birinin bir gayreti var. Ben buradan hepsine bu sabahın vaktinde, Cuma'nın arefesinde, Kandil'in arefesinde Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Amin. Lütuf, rahmet, inayet, muvaffakatlar diliyorum. Amin hocam. Bizler de sizinle birlikte, sizin nezdinizde amin diyelim bu güzel cümlelere, bu güzel dualara. Ve biraz da sizden dinlemek istiyoruz. Bir hafta aşkın süredir oralardasınız. Birkaç ilde bulunma şansına eriştiniz. İnsanlara ya direkt temas etme imkanına eriştiniz hocam. Bize birazcık aktarın istiyoruz. Bu gittiğiniz günlerde gözlemlediğiniz, orada ortam nasıl? En son ayrıldığınızda dün zannediyorum ayrıldınız. Evet. Bıraktığınızda en sonu gittiğiniz günlerle ayrıldığınız günler nasıldı? Bize birazcık anlatsanız. Hay hay. Malum deprem pazartesi günü sabaha karşı 4.17'de cereyan etti. Benim kendi adıma açıkçası saat 5.30 gibi haberim oldu. Bölgedeki kardeşlerimize, özellikle teşkilat mensuplarımıza ulaşma gayreti içinde olduk. Yakın bildiğimiz dostlarımız vardı. Onlara ulaşma gayreti içinde olduk. Buradan niye başladım? 6:14 geçe bir telefonuma mesaj düştü. Dairemde çalışan bir personelim, hocam, AFAD'dan acil yardım kurtarma faaliyetleri için arandım. Yola çıkıyorum. Bilginiz olsun. Eyvallah, yolun açık olsun dedim. 6:14 geçe başkanlığımızın, benimle beraber çalışan bir personelimin AFAD'ın acil yardım çalışmalarına intikali için mesajını okudum ve ona yol uğurluğu, yol açıklığı, kolaylıklar diledim. Bu, şunu biliyorum ki ülkemiz genelinde teşkilatımıza görev yapan pek çok gönüllü kardeşimizin AFAD'la beraber işbirliği içerisinde alana hareket ettiğini biliyorum. Ve bu çalışmalarda aktif destek, arama kurtarma çalışmalarında aktif destek verdiklerini biliyorum. Hemen devamında gün içerisinde başkanlığımız acil afet koordinasyon masası oluşturuldu. Muhterem başkanımız malum araziye, deprem bölgesine hareket etti. Buradaki ekip başkanı olarak başkan yardımcımız, kıymetli hocamız Kadir Dinç Beyefendi duruma vaziyet ettiler. Genel müdürlerimizle beraber neler yapılabilir, nasıl hareket edilebilir? O gece hemen
merkez teşkilatımızdan olsun, 81 vilayetimizdeki illerki müftülerimizden, müftü yardımcılarımızdan, görevlerimizden organizasyon yeteneği oluşturularak mahalline, deprem mahalline hareketler sağlandı. Biz de o ekiplerden biri olarak ikinci nöbet periyodunda Perşembe günü buradan hareket ettik. Ve Maraş'ta görevlendirildik. Gönüllü hem görevlendirme hem gönüllü bu. Hizmetlerin hiçbir insanımız için bedel ölçülerek yapılacak işler olamaz, olmamalı. Her birimiz gönüllü olarak taşın altına elimizi değil bedenimizi koymaya bu milletin evladı olarak koştu kardeşlerimiz. Maraş'a gittiğimizde daha Maraş'a varmadan Kayseri'de fark ettik ki deprem bölgesinde 10 ilimiz bu afetten muzdarip, mağdur olmuş, efendim maruz kalmış ama o 10 ile kardeşlik yapacak, yara saracak diğer illerimiz de onun korkusunun etkisi altına girmiş, yaşamışlar. Ne olduğunu anlayana kadar, kendilerine gelene kadar bir vakit de geçmiş doğal olarak. Ama Maraş'a vardığımızda önceki ekibimizin yaptığı çalışmalarla, efendim devletimizin alana girişi, gönüllü sivil toplum kuruluşları mensuplarının alana girişi, kendisini yardım faaliyetleri olarak hissettirmiş, etkinlikler oluşturulmuş. Bu noktada gönlümüz rahatladı. Maraş'a vardığımızda açıkçası sıcak olayın tazeliğini koruması, tabii herkes bir işin peşinde, herkes yapabileceğinin peşinde. Bir arama kurtarma ekibinde çalışanlar kendi hünerleri çerçevesinde bazen tırnaklarıyla toprak kazarken, çekişle vururken bir eskavatör kullanıcısı tonlarca ağırlığındaki betonu kaldırma, efendim bir başka iş makinesi şoförlüğünü yapmak suretiyle oraya destek veriyor. Ama diğer taraftan bunların hayatını idame ettirmesi için, sağlıklı çalışabilmesi için onlara, başta insan kurtaran unsurlara, sağlıklı bir şekilde iş yapabilmesi için tedbir alınması gereken, gıda başta olmak üzere, güvenlik başta olmak üzere, sağlık başta olmak üzere hem enkaza maruz kalanlara, depreme maruz kalanlara, hem o depreme maruz kalanlara yardım eden unsurlara, birincil unsurlara destek olmak üzere çok ciddi bir altyapı oluşturulmuştu. Bunları gördük, bunları gözlemledik. Şunu gördük ki kurum aidiyeti gözetmeksizin, toplumun kesimlerinden herhangi bir ayrıştırmaya gerek olmaksızın her bir ferdiyle, her bir pozisyonuyla insanımız sahada çalışıyordu ve burnu hassas köpeklerin bile bu uğraşa verdikleri katkı, bir mırnak kedinin bile orada yol göstererek verdiği katkı gerçekten anlatılmaz bir heyecan olarak bize yansıdı. Biz tabii Maraş özelinden bahsederek belki diğerleri de bunu ifade etmek istiyorum. Ben 17 Ağustos depreminde Sakarya'da ailem, akrabalarım orada yerleştikler. Orada bu depremi yaşadık. Sakarya'da ve o bölgede yaşanan depremi de biliyorum, izlerini, oradaki yardım faaliyetlerini, oradaki etkiyi. Ama açıkçası Maraş'a gittiğimde, devamında Adıyaman'a, Malatya'ya, Hatay'a ve ilçelerini gördüğümde bu bir kıyamet, küçük kıyamet gibi. Yani buradan uzaktan bakılarak yorumlanacak, anlatılacak. Ya siz niye şu işi yapmadınız, niye şu eksik yaptınız, niye burada yoksunuz? Bu olağanüstü bir şey. Yani insan kudretinin üzerinde bir şey. Ama Rabbim kolaylıklar verdi. Bizim milletimiz teşkilatçı bir millet. Bizim milletimiz birbirine muhabbet duyan, birbirine kenetlenen, Efendimizin ifade ettiği gibi bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmiş, bir vücudun ağzaları gibi bir yerde rahatsızlık varsa diğerlerinin ona koşturup destek olduğu örneğinde olduğu gibi her yerde tedbir almışız, gayret etmişiz. Ben o ortamı yaşarken şunlara şahit oldum. Kahramanmaraş üzerinde 21 tane camimiz depremden yara almadan kurtulmuş. Ayakta kalmış. Orada vazife gören kardeşlerimiz enkazda kalmışlar. Kendi çabalarıyla kurtulmuşlar. Kendi canlarını selamete erdirmişler. Nefes almışlar. Bir kısmı kayıpları olmuş, yakınlarını kaybetmişler. Ama sağlam olan camiye gelen misafirler var.
her yaştan aileler çoluk çocuğuyla beraber tasavvur edin o gece biz Balkanlardan kar bekliyoruz, bereket bekliyoruz. Ülkemize yağmur yağsın, kar yağsın. O bölgelere kar var, yağmur var, hava soğuk. Kendilerine sığınacak o mahşer meydanında, o kıyamet meydanında buldukları sağlam bir yapı olarak o gölgelere sığınmışlar. Kendisi de depremzede, depreme maruz, afete maruz olan görevlilerimiz orayı hemen organize etmişler. Tedbir almışlar. Onları orada misafir etmişler. Yetmemiş. Hemen ilk etapta ne ulaşabilmişse, neye ulaşabilmişseler onların sağlığı güvencesini, sağlığını efendim sağladıktan sonra huzurunu peşinden hemen gıda takviyesine, başka ihtiyaçlarına daha o dakikadan itibaren başlamışlar. Daha henüz buradan efendim destek gelmeden mahallinde bu tedbirler alınmış. İlk sadme, ilk efendim tesir atlatıldıktan sonra bu sorumluluğu, bu hissiyatı taşıyan bütün kardeşlerimiz, kendinde olan, kendine yetebilen kardeşlerimiz Kahramanmaraş'ta 21 camiyi ben tespit ettim. Ekibimizle, arkadaşlarla biliyorum birebir. Benzer Adıyaman'da benzer olay diğer imkanı olan yıkılmamış altyapısında imkan buldukları yerlerde görevlilerimiz dışarıdan gelen desteğe gelinceye kadar bu tedbirleri alma cihetine gitmişler. Biz bu kardeşlerimizi buradan tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Yani takdir etmek hakkımız belki değil ama bize ifade etmekte zorlanıyorum. Gerçekten zor bir süreci yaşadılar. Ben ilk izlenimimde ayağa kalktıklarını, metanetle diklendiklerini ve yapabileceklerini yapma noktasındaki gayretlerine şahit oldum. Ne kadar güzel. Bu başka bir duygu, başka kesinlikle. Bir... Efendim, aslında hocam tam da böyle olaydı. Sorumlu oldukları mekanın da gereğini yapmışlar gibi. Yani şimdi hani biz din görevlisi diyoruz. İşte o camiden görevli olan ya da işte imamı, müezzini, diğer sorumluları. Ama içerisinde oldukları mekan hani her an kapıları açık ve Allah'a evet. sığınmak isteyen, Allah'a yönelmek isteyen herkesin her an girebileceği mekanlarlar. Ve bu mekanlarda o sorumlu olarak duruyor o insanlar. Aslında hani biz böyle belki dışarıdan baktığımızda basit görüyoruz. Hani işte cami imamı, cami müezzini diyoruz. Hani sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu belki tam idrak evet. etmekte zorlanabiliyoruz. Aslında mesela bu bahsettiğiniz şey, bu anlattığınız şey o gün gereken sorumluluğu aslında tam manasıyla işte yapıldığını gösteriyor. Bir şey daha ifade edeyim. Bir görevlimiz 8 yakınını kaybetmiş. Kardeşini, yeğenini, efendim amcasını kaybetmiş. Ama buna rağmen kenar bir bölgede bir merkezi tesis etmiş. Oraya sığınanları çadırla ama bir şekilde hemen taleplerde bulunarak vakfımız her yerde olduğu gibi oraya da yetişmiş, ilk öncülerden olmuş, kurduğu aş eviyle, aş çadırıyla, mobil hizmet çadırıyla gelen taleplere sıcak çorba dağıtma suretiyle yardım vermiş. Ama bu arkadaşımız o yardım başlamadan önce, başlama esnasında kendi imkanlarıyla o bölgede, efendim bölgeye hitap eden köyleri dikkate alarak bir merkez oluşturmuş. Kimden bahsediyorum? 8 kardeşini. Yakınını kaybeden, birinci derece yakınını kaybeden bir din görevlimizden bahsediyorum. Bunun pek çok örneği var. Yalnızca görevlerimiz için değil, aslında diğer kurumlarda yaşayan belki diğer yani ünvan burası bahsetmeyeyim ama insanımızın kadir şinas, insanlığımızın hamiyet perver duyguları, sorumluluk duyguları, yardımseverlik duyguları kendi nefsini, canını kurtardıktan sonra diğer canlara koşmasını ve bunun bir iman meselesi olduğunu, bunun bir insani bir sorumluluk olduğunu bize açıkça gösteriyor, açıkça yaşatıyor. Biz bunları orada gözlerimize birebir şahit olduk. O süreçte mesela Kahramanmaraş merkezden yine ifade edeyim. Erzurumluoğlu camimiz var orada. Elhamdülillah herhangi bir hasar almamış. Onun önünde yayın ekipleri, efendim yardım ekipleri, değişik unsurlar hizmet etmek için özellikle karşıda Ebrar sitesi malum vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi şehit verdiğimiz enkaz altında yoğunluklu olan yer orasıydı. Orada yer almış. Hemen efendim bir depo dışarıdan gelen
organize gelen, AFAD'a gelen yardımların haddi hesabı yok. Ciddi yardımlar geliyor, vakfımıza geliyor ama bunun dışında gönüllüler yağdırıyor tırlarla, kamyonlarla, kendi araçlarıyla. Bunu hemen organize ediyor. Orada gelen Trabzon müftümüz zannedersem o bölgedeki ekibiyle beraber yerel kardeşlerimizden imkan bulup da gelenlerle hemen gelen malzemeleri alıyor. Depoda kadın ihtiyaçları, çocuk tasnif ihtiyaçları, ediyor. Gıda ihtiyaçları. Yani olağanüstü bir karınca, işte arı yuvası gibi böyle her biri devam ediyor. Mesela bir arkadaşımız bunların içerisinde ikinci gün oraya intikal etmiş. Biz üçer günlük nöbetler yazıyoruz. Hem deprem psikolojisine maruz kalmamaları hem de yenilensin, bu yük paylaşılsın noktasında. Hocam ben buradan gitmeyeceğim diyor. Bu hizmeti sonuna kadar yürüteceğim. Bazı arkadaşlarımız görev yaptıkları bölgede çevresiyle irtibat kurarak 1000 tane yatak, işte 500 tane soba, yani kendi özel gayretleriyle organizasyonları yapıp oraya getiriyor. Orada vatandaşlarımızdan küçük arabalarıyla gelip, pick-up'larıyla gelip, ben de şimdi telefonumu sessize aldım. Grup oluşturmuştuk. 11 ilçesi var Kahramanmaraş'ın. 11 ilçesinden, her bir ilçeden bir kadın, bir erkek din görevlimizi gruba koyduk. Müftülerimiz, vakıftan arkadaşımızın telefon numarası, anlık hangi ilçede kimin ne ihtiyacı var gruba düşüyor, o gruptan bu arkadaşlarımıza varıyor hemen. Onlar hemen araçlara dolduruyor, hemen köylere ulaştırıyorlar. Yani çok organize ve bu organizasyonun içerisinde yakınını kaybetmiş, enkaza maruz kalmış, psikolojisini koruyabilen, çünkü ulaşacağınız yerleri en iyi tanıyan yine o arkadaşlarımız. Kesinlikle. Onların destekleriyle bunlar yürütülüyor. Bunlar AFAD'ın yaptığı olağanüstü çalışma, AFAD'a bağlı kurumların, vakfımızın yaptığı ama karınca misali dedim ya, serçe gagasına su dedim ya, bu arkadaşlarımız da kendi alanlarında kendileri ulaşanları zayi etmeyerek böyle bir çabanın içerisinde ciddi bir insani yardım faaliyeti içinde oldular. Bunun aynısını Hatay'a gittiğimizde gördük. Hatay'da da bir Kur'an kursumuzun depremden sonra yapısal problemi olmayan ve imkanı geniş olan bir Kur'an kursumuzun lojistik merkezine gittik. Kamyonlarla malzeme gelmiş. Orada da yani görebildiğim kadarıyla bir 50-60 arkadaşımız vardı. Tek tek istifleme yapıyor. O kadar ki gelen mektuplar oluyor. Onları. Çocukların yazdığı. Evet. Onları bir tablo yapmışlar, oraya yapıştırmışlar. Onları işte hediyesiyle beraber, gelenlerle beraber vermeye çalışıyorlar. Son derece nezaket, son derece incelik içerisinde bunu yapıyorlar. Yani bazen iş yerine çalışırız, ya nereden bu mesai bitse de bir gitsek deriz. Ya, ya bu arkadaşlarımızın gözlerinde kıpkırmızı, kan çanağına dönmüş, vücutları yorulmuş ama gönülleri zengin, gönülleri bu işi bitirmek istemiyor. Gücümün son dakikası, son raddesine kadar ben bu işi yapacağım, nefesim tükenene kadar adeta dercesine. Orada bunu yapıyor, bunu orada gördüm. Bunu Adıyaman'da yine bir camimizin altında, sağlam kalmış bir camimizin altında hemen yanı başında Kur'an kursumuz var. Oradaki gönüllü kardeşlerimiz, yani illerden gelen kardeşlerimizin insani yardım bağlamında, tabii bunlar hepsi Diyanet Vakfımızla koordineli yapılıyor. Diyanet Vakfımızın bir stratejisi, işte nerede hangi ihtiyaç var, nerede hangi talep var, biriktirilerek efendim dağıtılmak suretiyle bu gönüllerimiz marifetiyle. Ya bir il müftümüz, Adıyaman il müftümüz, burası söylemeden geçemeyeceğim, 18 yakınımı kaybettim diyor. Ama o il müftümüz o koordinasyon grubunun başında sanki dağ gibi ayakta olduğunu ihsas ediyor ve oradaki ekiplere efendim yönlendirme yapıyor, destek veriyor. Tabii o müftümüzün yanında komşu illerden müftülerimiz ona destek veriyor mutlaka ama müftümüzü biz oradaki yerel noktada çalışan bu afete maruz kalan insanlarımızın da heyecanını, diriliğini, efendim bu çalışma azmini gördük. Milletine olan sevdasını gördük. Bunlar gerçekten bizim için gözlemlerimiz arasında çok önemli unsurlardı. Bilemiyorum, ben tabii tek taraflı konuşuyorum ama İlave edeceğim, mesela biz bu insani yardım faaliyeti bağlamında bunu ifade ettik ama başkanlığımızın ilk saatten itibaren üzerine vazife olan hususlardan bir tanesi de bu
afette kaybettiğimiz canlarımız oldu bizim. Efendim şehitlerimiz oldu. Evet. Yani ilk etapta belki çok yoğun bir kıyamet dediğim gibi sürecinde intikaller sağlandıktan sonra mezarlıklara defin süreçleri başladı. Bizim bütün kardeşlerimiz, mesela ben Kahramanmaraş Mezarlığı'nda intikal ettiğimde Perşembe günü 300'ün üzerinde kadın ve erkek görevlimiz, hı hı, efendim orada teçhiz, tekfin ve defin işlemlerini yapıyorlardı. 300'ün üzerinde görevlimiz. Öyle ortamda, öyle şartlarda yapıyorlardı ki normalde mezarlıklarda vakitli cenazeler defnedilir. Öğlen, ikindi gibi. Evet. İhtiyaçlar belirlidir. Ama 300 insanın olduğu yerde siz temizlik ihtiyacından bahsedeceksiniz. Hava soğuk, dinlenme, istirahat imkanı. Yani bir eviniz yok, bir binanız yok, bir çadırınız yok. İhtiyaç gidereceğiniz yeterli sayıda musluğunuz yok. Suyunuz yok. Yani buralarda insanüstü bir gayretle sorumluluk içerisinde her birini kendi evlatları gibi, kendi anneleri gibi, kendi babaları gibi, kendi kardeşleri gibi, karşılayıp onlara hizmet ediyorlardı. Ya ben kefen yok, kefen bulunamadı. Kefen, devasa kefenler var. Çadırlara, çadır şeklinde yapılmıştı mekanlar. Oralara hazırlıyorlar. Hanımefendi kardeşlerimizden gözlemledik. Beyefendilerden kafur otu, efendim sabun parçaları, bulabildikleri koku, ne gelmişse, ne gelebilmişse gönderiyor kardeşlerimiz. Onları seriyor oraya. O cesetlerimizi, bedenlerini, naaşlarını, çünkü bir süre sonra bozulmaya da başlamış. Parça bütünlüğünü kaybetmeye başlamış. Kendi ailesinin belki taşıyamayacağı yükü, anne babası evladını getiriyor veya evlat babasını getiriyor. Taşıyamayacağı yükü, o zorluğu hiç yüksülmeden alıyorlar. O kefenin üzerinde sabitliyorlar. Onun efendim dini vecibesini yerine getiriyorlar. Sarıyorlar. Cennet yolcusu diye uğurluyorlar ve bundan hiç yüksünmüyorlar. Ya bu olağanüstü bir efendim hizmet. Evet. Dolayısıyla bunu yalnızca orada değil, bütün kıyamet bölgesinde diyeyim ben, afet bölgesinde her bir kardeşimiz bunu kendi bir görev karşılığı değil, bir görev olarak değil, bir annenin babanın, bir evladın, annenin babanın evladına, evladın anne babasına, kardeşin kardeşine yapması gereken sorumluluk bağlamında yapmışlar, yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla bunlar bir yerden efendim teçhiz edilirken, tekfir edilirken her birinde, her bir görevlimiz bu işi, vazifeyi üzerine alıyor, taşıyor, taşıyor. En sonunda cenaze kılınırken bir anımdır bu. Hocam, bu arkadaşın, bu cenazemizin yakını yok hocam. Burada cemaat olup helallik verebilir miyiz? Helallik vermek üzere de kardeşlerimiz saf tutuyor. Onu da yapıyorlar. İmamımız yapıyor. O da görevlerine dahil diyorsunuz. Bunu da yapıyorlar. Ta hocam, ki defnedinceye, orada duasını okuyuncaya, Kur'an okuyuncaya kadar. Evet. Hocam, biz ilk günden beri aslında bu bahsettiğinize benzer, işte milletimizin gerçekten nasıl koştuğunu, nasıl o kendi canını ya da nasıl dediğiniz çocukları gibi, anneleri, babaları gibi yaklaşıyorlar. Aslında bunların hepsini görüyoruz ya da her birimiz böyle olduğuna yürekten inanıyoruz. Ama ben şu an sizin karşınızda oralarda böyle oraya ayak basmış, orada yardım yapmış, birilerine dokunmuş ve gözlemlemiş biri olarak görüyorum ki yani bizim izlediğimizden ya da bizim gözlediğimizden ya da bizim düşündüğümüzden çok daha fazlasını orada görmüş ve yaşamışsınız. Siz anlatırken inanın geçiyor o duygularınız. Daha detaylandıracağız efendim. Suat Hocam bizimle birlikte olacak yayınımızın sonuna kadar. Ama şimdi Türkiye Diyanet Vakfı'nın Adana Deprem Lojistik Merkezi'ne gideceğiz efendim. Arkadaşımız Selman Tuna ve kameraman Mehmet Ali Kızılgöl'ü hep birlikte izleyeceğiz. Bakalım Selman Tuna bizlere neler aktaracak oradan. Evet Selman, sendeyiz. Merhabalar. Merhabalar İkman Hanım. Suat Hocam, selamlıyorum sizleri. Tabii burada görüp bildiğiniz, yaşadıklarınızı tariflendiriyorsunuz. Biz de bu kez canlı canlı anlatmaya gayret göstereceğiz. Biz hemen bir gün önce Ankara'da Etimesgut'ta Kızılay'ın, Türk Kızılay'ının
çadır dikim atölyesindeydik. Günlük 500-600 kapasitesiyle deprem bölgesine çadırlarını gönderdiği yerdeydik. Şimdi çadırların geldiği yere gelmiş oluyoruz. Tabii Adana, şu an Adana'dayız ve Adana'nın belki Antakya, Hatay'a göre düşündüğümüzde kaybı çok daha az. Çok daha az. Birkaç sayı var elimde, sizlere aktaracağım. Önce nerede, muhit olarak nerede olduğumuzdan ziyade yolda yaşadıklarımızdan bir iki cümle paylaşmak istiyorum. O da şu. Geldiğimiz yol malum Niğde'nin, işte Ankara-Niğde otoyolu. Otoyolların kilometresi artık Türkiye'de biliyorsunuz çok uzun. Yani ana gövdeyle beraber bağlantıyla 300 küsür kilometre otoyoldan devam ediyorsunuz. Ve bu otoyolun çıkışında hiçbir ücret ödememiş olmamızı bugünlerde yapılması lazım gelen bir fayda olduğunu telakki ettik. Sonra yol boyu tesisler var malum. Ve tesislerde genellikle insanların ilk ve en önemli tercihleri çay. Çay ikramlarında yol tesislerinde girdiğiniz anda bir küçücük bardak çay isteniz biliyorsunuz 8, 10, 15 lira para ödüyorsunuz. Bunu herkes yaşamıştır. Ankara, İstanbul, Ankara, İzmir, İzmir, İstanbul hattında bunu çokça kez görüyoruz. Birkaç kez yolda sevgili Mehmet Ali ile kameranın başında beraber yol arkadaşlığı da yaptık. Birkaç kez çay için durduğumuzda içtiğimiz çayların bedelinin o kadar fazla, o kadar az düşüktü ki bu kez beni yanlış hesap ödettiriyor diye düşündü. Devamlı bu bölgedeki çay fiyatları uygun mu? Yoksa bu zaman diliminde mi bir fayda sağlanmaya çalışıldı? Emek verenlerden Allah razı olsun. Geçtim. Özellikle bir tesis, tabii ismini vererek direkt reklamlandıramayacağız ama bir tesiste yemek için durduğumuzda salata evet her yerde ama çorbanın ücretsiz olduğunu yeni şahit olmuş oldum. Yine emek verenlerden, bunu düşünenlerden Allah razı olsun. Ama bir dipnot. Çorbayı ücretsiz içebiliyorsunuz. Lüks diye düşünmeyin ama yerli ve milli olmayan bir kahve markasının kahvesini içmek istediğinizde çok fahiş fiyatlar ödeyebiliyorsunuz. Tercih belki size sunuluyor ya da milli manevi duruş burada ön plana çıkıyor. Hani derler ya insanları belli etmek, insanları anlamak için çay poşetine benzetirler. Sıcak suya girince renk verir diye. Bu dönemde de renk vererek kendimizi belli ettik. Dün akşama yolculuk yapsak ya, çok büyük rakamlarla yardımların toplandığı, evet depremin ilk gününden itibaren herkes elini cebine atmıştı ve yardımcı olmaya çalışmıştı bağışlarla. Bu kez AFAD'a toplanan, Kızılay'a toplanan bağışlarla birlikte çok ciddi rakamlara ulaştık elhamdülillah. Bununla ilgili 3 yer benim dikkatimi çekiyor. Onlardan bir tanesi elbette büyük şirketler, büyük kuruluşlar, orta ölçekli kuruluşlar, iş adamları çok ciddi bağışlarda bulundular. Sağ olsun, var olsunlar. Ama bir taraftan da kumbarasını açan çocuklar vardı ya, ben kendi kızımdan biliyorum Suat Hocam. Yani sizler de şahit olmuşsunuzdur ev ahalisine. Çocuklar kendi kumbaralarını paylaşmak istemezler. Onlar için çok değerlidir o küçücük rakamlar. Ben niyeyse biz yol boyu televizyonu açarak yahut radyodan takip ederek, tüm ortak yayınları takip ederek izlemeye dahil olmaya çalıştık. Çocukların paylaştığı, açtığı kumbaralar niyeyse bana her defasında ya da çocuklardan ziyade bir örnek daha var ki ailesinin geçim sıkıntısı içinde olduğu bir dönemde ailesinin bir ihtiyacını almaktan vazgeçerek oraya bağış yapanlar, hani az veren candan çok veren maldan lafıyla değil, Allah indinde onların zannediyorum yaptıkları bağış çok daha büyük, çok daha tesirli. Çünkü az olanı bölüşüyorsunuz, az olanı ortaya çıkıyorsunuz. Rabbim küçük rakamları da bereketlendirsin. Elini cebine atanlardan Allah razı olsun. 3 tane örnek var ya dikkatimi çeken, böyle söylemiştim. Toplumun her kesiminden dün gece ortak yayın, radyo TV ortak yayınlarındaki hadise farklı bir hissiyat oluşturmuş. An be an duygulanıyorsunuz büyük rakamlar geldiğinde. Aa evet, bravo, harika diye. Ya da bu bir çocuğun, masum bir çocuğun bağışı olduğunu tekrar duygulanıyorsunuz. Toplumun farklı kesimleri şöyle, ismini vermeyeyim. Bir sanatçı abimizin tweetini gördüm gece saatlerinde. Demiş ki çok geç oldu, çok yorgunum, istirahat etmem lazım. Ama televizyonu, bağış kampanyasını kapatırsam vatanıma ihanet edeceğim gibi hissediyorum.
ilginç bir bakış açısı. Hepimiz bunu hissettik. Az önce o abimiz sanatçıydı, farklı bir kesimden. Bir uzun yol şoförü abimiz vardı. Az önce görüştük. Sonra da tırın yanına gideceğiz zaten. O da duygularını aynı bu şekilde paylaştı. Yani dün akşam her bir bağış, her bir para, her bir yardım konuşuldukça, ifade edildikçe tekrar duygularımız yukarı çıktı. Duygularla beraber çok büyük hissiyatlara girdik diye söyledi. Nerede olduğumuzla ilgili artık bilgi vermem lazım. Çünkü arkamda küçücük, büyük ya da koliler, farklı yapılar görüyorsunuz. Burası Adana. Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde deprem lojistik merkezi. Ve burası tabii Adana'nın can kaybı 418 civarında. 418 sayısı diğer illere göre çok az sayılabilir. Ama ve lakin 400 hane anlamına geliyor. Allah onlara rahmet etsin. Daha detaylı söyleyeceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı'nın ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personelinin bir kaybı yok. Personelimizden bir vefat yok. Ama yakınları, ahbapları, dostları, arkadaşlarından kayıplar var ne yazık ki. Hasar alan hizmet binaları var, camiler var Adana'da. Ve camilerde, Kur'an kurslarına, hizmet binalarında, okuma salonlarında binlerce insan misafir edildi. İlk günden itibaren, birazdan İl Müftü Yardımcımız da bunları detaylı konuşacağız, bilgilerini size aktaracak. Ama bu sayı gittikçe azalmaya devam ediyor. Yani bu alanın hem öneminden bahsedeceğiz, hem de şu an neden bu kadar 10 bin metrekareden bahsediyorum. Burası Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi tarafından Adana'da ve mütevelli heyetinde bulunan bir hayırsever tarafından TDV'nin bu bölgedeki sevkiyatını sağlamak için depo olarak kullanılıyor. Hatta Mehmet Ali geçelim, birkaç kolilerden görelim. Birkaç diyorum, burada boşalmış olmasına rağmen yaklaşık 3 tır malzeme var ve bunların çoğu yurt dışından gelmiş. Kolilerin biraz tahrip olduğuna, kolilerin biraz deforme olduğuna aldırış etmeyin. Yurt dışından gelen kargolarla biraz ister istemez eskimiş. Üzerlerini okuduğumda hep yabancı sözcüklerle tarifler buluyorum. İsviçre'den, Fransa'dan, İngiltere'den, Çin'den, pek çok yerden bağışta bulunulmuş. Bunların çok büyük oranda yeni malzemeler var. Türkiye Diyanet Vakfı bu konuda hassas. Hassasiyeti şu: düşünebilirsiniz ki savaş mağduru insanlara, mülteci olan insanlara evimizdeki eski eşyaları verelim de o mağduriyetlerini giderelim. Ama şunu atlamamamız lazım. Bugün 10 ilimizde sokakta kalanlar dün kendi evlerindeydi. Dün normal bir hayatları vardı. Dün sen gibi, o gibi, diğeri gibi yaşıyorlardı ve yeni eşyaları onlara vermek, ikramda bulunmak, yardımcı olmak kesinlikle en önemli yapmamız lazım gelen hassasiyetlerden bir tanesi. Bu konuda zaman zaman basına yansıyan işte kullanılmış eşyaları, yazlık eşyaları gönderen insanları hesaba katmamamız lazım. Biz iyi olanı anlatacağız ki iyilik yayılmaya devam etsin. Size Türkiye Diyanet Vakfı'nın genel merkezinin aracılığıyla şu deponun tahsis edildiğini söyledik. Arkada jeneratörleri görüyorsunuz, suları görüyorsunuz, hatta biraz daha yaklaşalım. Sonra direkt gördüğümüzde hepimizi olumsuz etkileyecek. Mehmet Ali, istersen bu tarafa doğru gidelim, hem de hocama yaklaşmış oluruz. Alan biraz büyük, yavaş yavaş yürüyeceğiz. Arkamda gördüğünüz kolilerde, hemen sağ tarafında, ters döndüğümde sağ tarafında kolilerde efendim ceset torbaları var. Şu kısımda kefenler var. Malum tekfin işlemlerine devam ettiği bir süreçteyiz. Ama onlar neden peki burada? Niye bu kadar çok derseniz, deprem alanından geri gelmiş, ihtiyaç fazlası diye. Bir yaygara var diye bir ara, aman Allah'ım kefenlenmiyor insanlar, şöyle bırakılıyor, böyle gömülüyor diye. İşte o poşet örneği tekrar aklıma geliyor. Çay poşeti gibi sıcak suya atılınca renk veren insanlarla dolduk ve taştık. Ya Rabbi, bu nasıl bir zehirli akımdı ve maalesef etkilendik. Bununla ilgili örneklere girmek lazım gelirse çok şey söylenir. Ama bu tır da yeni gelen tırlardan bir tanesi. Suat Hocam, siz hem genel müdürlerimiz, Diyanet İşleri Başkanımız, başkan yardımcılarımız, daire başkanlarımız bulundunuz. Alanda ziyaretler yaptınız, biliyorsunuz, gördünüz. Biz de bir tanesini Yeni Güne Merhaba'nın içinde izleyicilerimize aktarmış olacağız. Ben hemen Yusuf Tekin Hocam'ın yanına gitmek istiyorum. İl Müftü Yardımcısı. Sayın Hocam, hocam kolay gelsin. Çalışıyorsunuz. Şöyle alalım sizi lütfen. Bir iki sualimiz olacak. Yeni bir tır daha geldi. Deprem Lojistik Destek Merkezi'ndeyiz. Öncelikle çalışmalar nasıl gidiyor? Ama ilk cümle gelmiş geçmiş olsun.
Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii Adana'mızda da yaşandı böyle bir sıkıntı ama belki de diğer yerleri gördüğümüzde biz biraz daha hafif atlattık. Hem Adana'mızda hem de diğer 10 tane ilimizde yaşanan bu afet nedeniyle milletimize başsağlığı diliyor. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin başında ilk önce biz deprem sabahında saat 5 sularında bir araya geldik. Sonrasında bölgede ne olup bittiğini bilmiyorduk ama bunu öğrenme adına saat 7 civarında müftülükten ve vakıf merkezimizden bir ekip olarak ayrıldık. Yıkılan binaları ve enkazları tespit etme adına bir de kendi aramızda grup oluşturduk, WhatsApp grubu. Önce enkazların yerlerini tespit edip sonra hem müftülüğümüzde hem Diyanet Kız Yurdumuzda, Kur'an kurslarımızda pişirilen çorbaları enkaza ulaştırdık. İlk gün öğlene kadar sürekli yağmur yağdı Adana'da. Daha sonraki süreçte pazar yerlerinde, camilerinde camilerde insanlarımızın barınmaya ihtiyacı vardı. Bu bağlamda hem din görevlilerimiz hem vakıf görevlilerimiz bu barınma sürecinin inşasına katkı sağladı. Sıcak çorba işini belirli bir zemine oturttuktan sonra camilerimizden sonra pazar yerlerine, fuar alanına da bu zinciri taşımaya gayret gösterdik gücümüz yettiği nispetle. Üçüncü gününden sonra gelen yardımların yoğunluğu nedeniyle Diyanet Vakfımız bölgede lojistik merkezleri oluşturmayı öngördü. Bir tanesi Kilis'te, bir tanesi de Adana'mızdaydı. Bu lojistik merkezine gelen malzemeler Adana'da hiç kullanılmıyor. Burada koordine ediliyor. Karışık gelen malzemeler ayrıştırılıyor. Bölgeden gelen bilgilere göre genel merkezimizin talimatı çerçevesinde ihtiyaç duyulan yerlere sevk ediliyor. Yurt dışından geliyor hocam. Yurt dışından gelenlerimiz de var. Yurt dışından gelenlerimizde de bizim vakfımızın partner kuruluşu Almanya'daki DİTİB organizesiyle gelenler var. Pakistanlı kardeşlerimizin gönderdikleri var. Ve adını sayamadığım birçok kardeşimizin gönderdiği malzemeler var. Onlar da ayrıştırılıyor burada. İhtiyaç duyulanlar bölgeye aktarılıyor. Yalnız koordinasyon konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle enerjimizi de boşa harcayacak zeminler oluşuyor. Bu sağ tarafta gördüğümüz kefenler bize bölgede kullanılmak üzere gönderilmiş kefenler değil. Bunlar bölgeye gönderilmiş ihtiyaç olmadığı için birçoğu Hatay'dan geri gelen kefenler. Onun için sahadan sağlıklı bilgi almadan, AFAD'ın koordinesindeki ekiplerle irtibata geçmeden, bizim vakfımız aracılığıyla iş ve işlem yaparken de vakfımızın bilgisi olmadan bölgeye malzeme sevk etmek belki iyi niyetledir ama enerjimizi boşa harcamaya zemin hazırlayacak. Onun için koordinasyon içerisinde olmak bu süreci daha doğru yönetebilmek için, milletimizin yaralarını daha hızlı sarabilmek için çok önemli bir husus. Rabbim yardımcımız olsun diyorum. İnşallah böyle şeylerle bizleri tekrar imtihan etmesin. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlar adına elinizi sıkıyorum tekrar. Allah razı olsun. Allah gayretimizi artırsın. Amin hocam. Çok sağ olun. Sözlerin en başında söylenmesi lazım geldiği halde unuttuğumuz bir şey var. Hani belki kabaca anlaşılıyor. Ölen öldü. Ölen öldüğüyle kaldı. Ama kalan da kaldı. Yaraların sarılmaya devam etmesi lazım geliyor. Ben buradan bu sözleri biraz rahat mı söylüyorum bilmiyorum. Çünkü Suat Hocam yine sizi şahit tutayım. Hatay'dan gelen haberler, Hatay'dan gelen başkanlık mensubu hocalarımız, din görevlilerimiz, gönüllülerimiz ve sonra gazeteci arkadaşlarımız, basın mensubu yani TV ekipleri Hatay'ın bilenlerin tanıyamadığı, tanıyanların, görenlerin de artık anlamlandıramadığı bir şehir olduğu yönünde. Biz Allah nasip ederse yarın Hatay'da olmayı planlıyoruz. Anlatılanlardan o kadar tesirliyiz ki sadece ekran görüntüleri televizyona yansıyanlar değil, bir de biz bunu canlı olarak göreceğiz. Oradan aktarımlar yapacağız. Yaşayanların yaralarının sarılması lazım geldiği ciddi bir andayız. Çok büyük bir şeyle imtihan olduk. Çok ciddi bir şeyle imtihan olduk. Rabbim vefat eden canlarımıza rahmet etsin. Kalanların sabrını âli eylesin. Çünkü siz sadece ailenizi kaybetmediniz. Ailenizle beraber yaşadığınız hatıraları evinizde kaybettiniz. Buradan hala da metanetle konuşmaya çalışıyorum. Yarınki ruh halimiz insani olarak, çünkü ben biraz muhabir lisanıyla konuşmayı başaramıyorum. Haberi vereyim, aktarayım, bitireyim diyemiyorum. Mehmet Ali'yi de yordum. Kaç dakika oldu farkında değilim. Sonlandıracağım sözlerimi. Hislerim ön plana çıkıyor. Rabbim bu zor zamanlarda devletimizi, milletimizi
türlü musibetlerden, tefrikadan korusun duasıyla sizleri selamlıyorum. Yarın inşallah yine buluşmayı Rabbim nasip etsin. Hürmetler. Teşekkür ediyoruz sevgili Selman Tuna. Bizden de hürmetler, gayretleriniz için, oradan bize aktardıklarınız için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Evet Suat Hocam, sizin gibi aslında yerinden bir aktarım da yine Selman Tuna ile birlikte. Bize oradan aktardıkları o lojistik merkezinde neler oluyor, kim hangi titizlikle hangi işleri yapıyor. Hatta başta o da hani biraz böyle bu süreçte işte ortaya çıkan o söylentiler, yayılan şeyler, sizinle yaptığımız telefon bağlantımızda da söylemiştiniz. Bizleri en çok üzen, bizler bu kadar burada canla başla gayretle hani çalışırken ve bunu gözlemlerken herkes de arka planda hani bu yayılan bir şey yapılmıyor, gitmiyor, insanlar zor durumda. Bunların hani yayılması bizi burada en çok üzen, yaralayan bu demiştiniz. Ama ben sizin daha cümlelerinize ilk başlarken kurduğunuz o, verdiğiniz o bilgide şunu anladım ki dediniz ki benim çalışanım yani bizim çalışma arkadaşımız saat 6'yı biraz geçe. 6'yı 14 geçe. 6'yı 14 geçe tam saati de veriyorsunuz. 6'yı 14 geçe bana AFAD görevlisi olarak bölgeye gideceğini söyledi diyorsunuz. Bu demektir ki AFAD gerçekten ilk saatlerde, ilk dakikalarda teyakkuza geçmişti. Evet. Ve sadece kendi için, kendi çalışanları için de değil. Söylediğinizden yine bunu anlıyorum ki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da, diğer vakıflarla da hemen irtibata geçmişti o zaman. Tabii. Onlarla da koordineli bir çalışma vardı. Aslında işte biz tüm bu verilerden anlıyoruz ki hakikaten bu çıkan şeylerin çoğu en azından iyi niyetli değildi hocam. Maalesef iyi niyetli değildi. Buna çanak tutan, efendim art niyetli neyi amaçladıklarını da açıkçası soru işareti bırakıyorum. Ben çok fazla konuşmak da istemiyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Bu milletin evladı, yüce gönüllü evladı. Az önce ifade ettim. Yani enkazda burnu hassas köpekler bile vazife yapıyor. Bir canı kurtarmak için. Bunun olduğu yerde yapabileceğimiz her şey bizim vazifemizdir şuuruyla. Ne yapabiliyoruz? Ya Rabbi kolaylık ver. Ya Rabbi metanet ver. Afete maruz kalana da, ona destek olana da. En küçüğü budur. Evet. Efendimizin ifade ettiği gibi fel yegul hayran evli yesmut. Ya hayır söyle ya da sus. Ya konuşma. Görmedin, bilmedin. Yani bir arabaya bin. Yürüyerek mi gidersin? Hangi vasıtayı bulursun? Bir ortamı gör de ondan sonra konuş. Sen bir şey yapabildin mi? Sen bir su taşıyabildin mi? Sen bir ancak efendim o oraya gitmedi mi? Buraya geldi, şöyle yaptı. Orada yaşayan arkadaşlarımızın şükür ki kısmı azamı cep telefonunda sosyal medyayı takip edecek vakitleri yoktu. Duymadılar bunları. Evet. Yani onlar bir tekfin yaparken önüne gelen kardeşinin cennete nasıl uğurlanacağının derdinde, onun duygusunda, onun hissiyatındaydılar. Bir diğeri defnederken efendim toprağa, enkazda yorulmuş bedeni burada yorulmasın hassasiyetinde toprağa koyuyor. Bir diğeri elinde megafonla beraber nöbetleşmiş. Biri Yasin'i bitiriyor, bitiyor, ötekisi alıyor, öteki okuyor. O bitiriyor, öteki okuyor. Sürekli okunuyor. Niye? Orada o acıyı yaşayan kardeşlerimizin gönülleri teskin olsun. Son görevi bizim milletimizin, insanımızın doğumunda, düğününde, hastalığında ve ölümünde, vefatında. Kur'an-ı Kerim olmazsa olmaz ilacıdır, şifasıdır, gönlünü ferah eden en önemli unsurdur. Mutlaka doktorumuzun şifası, eczaneler, reçetemiz, bunlar hepsi çok önemli. Ama insan tek taraflı bir varlık değil ki, iki boyutlu bir varlık. Duygusu var. Bu duyguları da işte bu kardeşlerimiz azami ölçüde desteklediler. Yapıcı efendim, onları teskin edici çalışmalar yaptılar. Ben şahit oldum. Baktım bir traktör kullanıyor bir arkadaşımız. Gittim yanına. Ne yapıyorsun sen kardeşim? Ne iş yapıyorsun? Nereden geldin? Ben Karaman'ın falanca köyünde falanca camide müezzinim. Ne yapıyorsun? Traktör işte, ne bir malzeme taşıyacak. Traktöre binmiş. Traktör kullanıyor. Dolayısıyla az önce dedim ya, yapabileceğiniz her şey orada, her şeye ihtiyaç var. Çünkü insanlar dağılmış vaziyette.
Yani bir şeye ihtiyacımız var. Gidelim bakkaldan bir keski alalım, gelelim. Marketten şunu alalım, şuradan ecza bezini alalım. Gelen yardımı istifleyip, planlayıp, efendim gelen talebi değerlendirip, onları araca koyup, aracın başında birisi, yol bilen birisiyle beraber köyüne gönderip, orada bunu dağıtana varıncaya kadar vasıflı vasıfsız ama gönüllü, içi iman dolu, içi bu millete aşkla dolu insanlara ihtiyaç var. Bir köyümüze bir arkadaşımız gidiyor, yıkılmış amcamızın mülkü. Yardım getirildi, bir miktarını aldı. Bunlar bana fazla, bunu geri gönderin. Maruz kaldığı felaketten sonra ihtiyacı kadarını alıyor, diğerini diğer tarafa gönderin. Var mı bir isteğin? Dua edin oğlum, ne yapalım? Allah verdi. Bizim kabahatimiz, biz kabahati Allah'a, efendim sorumlu Allah'a değil, bizim de kabahatlerimiz var ama büyük bir tevekkülle, büyük bir teslimiyetle, büyük bir metanetle kabulleniyor ve kendisine düşen vazifeyi orada yerine getiriyor. Tevekkülle, efendim gelen yardım ekiplerine başka yönlendirmelere yaparak, tamam ben alacağımı aldım, şurada da ihtiyaç var, yönlendiren yüce gönüllü insanlarımızı biz tanıdık, bildik. Bütün bunlar yaşanırken o öyle eksik oldu. Şunu niye böyle yaptık? Bu böyle gitmedi. Hiçbir olaya vakıf olmadan insanların gönüllerini kıracak, insanların azimlerini, şevklerini kıracak, evet, hayal kırıklığına uğratacak ve bu destansı beraberliği, dayanışmayı zedeleyecek her türlü söz bizden ancak insanlığımızı götürür. Efendim ancak efendim üzüntümüzü artırır. Hı hı. Buna mahal vermemek gerekiyor diye, evet, düşünüyorum. Evet. Rabbim kolaylıklar versin. Ben çadırları 11 çadır kent Maraş'ta kurulmuştu. Her bölgede kuruluyor. Orada yaşadığımız bir olay. Manevi destek birimi oluşturalım. Hı hı. Efendim insanımızın ihtiyaçlarını, en azından bize bakan ihtiyacını. Çünkü doktoru var, sağlıkçısı var, efendim emniyetçisi var, diğer insani yardım çadırları, herkes sahada. Biz hem vakıf olarak insani yardım çalışması, hem de insan dedik ya, iki boyutlu ya, çok boyutlu manevi tarafı da var. Oradan ne hizmet edebilirizin derdiyle her bölgede birer tane Diyanet çadırımız manevi rehberlik yapmak üzere. Başkanlığımız merkezinden de ekipler gitti. Orada da ekipler, diğer bölgelerine ekipler gidiyor. Destek veriyor. Dolaşırken 12 Şubat Stadyumunda 300'e yakın çadır, bir yaşlı amcamız, işte nasılsın amcacığım, iyi misin? İyiyim elhamdülillah, çok şükür. Ya şöyle dua edebileceğimiz, kendimizi böyle bir yerde namaz kılabileceğimiz, aynen, bir mekan var mıdır? Orada ölülerimize bir dua okusa, Yasin okunsa, mescid dua etsek. Yani şimdi tamam çadır var, evimizde müstesna yerde Kur'an-ı Kerim'i asardık. Dantelli efendim, kaplarda. Bu verdiğimiz değeri gösterirdi ve yalnızca asmakla kalmaz, onu okur insanımız, efendim ölülerini tezkiye etmek için, kendi nefislerini tezkiye etmek için o ihtiyacı hissediyor. Efendim bir Kur'an-ı Kerim, bir Yasin cüzü, ben okuyamıyorum, siz okuyun, bir dua edelim. Dua ediyorsunuz, bir kısa süre okuyorsunuz, sarılmanız bile onu güçlendiriyor. Bir çocuğun başını okşamanız onu teskin ediyor. Yani çok küçük dokunuşlarla bile insanlar orada morallenebiliyor. Hal böyleyken iğneleyici sözlerle, maksatlı ifadelerle insanların bu duygularını istismar etmek gerçekten zor. Gerçekten üzücü sonuçlar meydana getiriyor. Doğru. Bu da bir tarafı işin. Evet hocam. Peki Suat hocam, bize birazcık da orada Türkiye Diyanet Vakfımızın yaptığı o koordineli çalışmalar, ilk günden itibaren neler yapılıyor, ne tarz hizmetler veriliyor, hangi görevlimizin orada ne tarz desteği oluyor, bize birazcık böyle kapsamlı bir şekilde anlatır mısınız, aktarır mısınız? Az önce Selman Bey kardeşimle de bağlantı kurduk. Aslında bir lojistik merkezini gördük. Orada efendim toplanan yardımları gördük. Aslında vakfımız şemsiye olarak AFAD'la beraber çalışmakla beraber doğal olarak yönlendirilen gelen yardımlar var. Yani sel gibi akıyor. Mesela biz Adıyaman il müftümüzle görüşürken gittiğimizde 100'e yakın tırın Adıyaman'a geldiğini ifade ettiler. Bütün bunların bir kere koordinesi, bunların kabulü, bunların bir efendim merkezde
uygun bir şekilde toplanması ve ihtiyaç yerlerine ulaştırılması. Bu koordineyi bir kere oradaki vakıf temsilcilerimiz, yöneticilerimiz, yine bizim kurumumuzun temsilcileri, yöneticileri beraber işbirliği içerisinde sağlıyorlar. Mekanlar oluşturularak mekanlarda bunların, yani bir tırın indirilmesi. Önceden işte burada forklift gördüm ben. Evet. Profesyonel bir yer, bir lojistik ama Adıyaman'da siz forklift bulamıyorsunuz. İnsan kaynağına ihtiyacınız var. O tırı boşaltacaksınız. O tır bir an önce boşaltılıp dönüp yeni nakliyeler yapacak. Yeni deprem bölgesine gidecek. Dolayısıyla zaman gerekiyor. İşte orada buradan giden görevlilerimiz, işte 20 bin görevli ne yapıyor deprem bölgesinde 20 bin? Yalnızca mezarlıkta değil, yalnızca efendim rehberlik çadırlarında değil, yalnızca koordinasyon merkezlerinde değil. Bunun gibi insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü yere gelen malzemelerin indirilmesi, depolanması, sonra küçük araçlarla beraber onların yüklenmesi, efendim bölgelerden gelen, köylerden gelen, mahallelerden gelen taleplerin raporlanması, o raporlara binaen yüklenilip başlarında bir ekiple beraber gönderilip teslim edilmesine varıncaya kadar bir dağıtım görevi üstleniyorlar. Bununla beraber mobil aşevlerimiz var. Mobil aşevleri kurulan, mesela Maraş'ta ben gördüm bunu. Efendim Hatay'da var. Efendim Malatya'da vardı. Bunlar bir kere orada başta enkazlarda çalışan, arama kurtarma faaliyetleri yapan personel, dışarıdan gelen personel, yani hizmet üretenlere efendim gıda desteği, yemek desteği verdikleri gibi yine bölgelerdeki çadır kentler gibi veya mahalle aralarında evlerinden çıkıp da kendisini dışarıda geçimini sağlamayan, korumaya almış insanlarımıza yöneltmek üzere yemek dağıtımlarını yine vakfımız elhamdülillah yürütüyor. Bununla beraber devletimiz mutlaka talep edenleri şehir dışına efendim güvenli bölgelere sevk ediyor. Bunu desteklemek mahiyetinde vakıf genel merkezimiz, ildeki vakıf şubelerimizle, efendim Diyanet müftülüklerimizle beraber irtibat kurarak, mesela Ankara'da bu manada işte evler tespit edip evler kiralayarak buralara efendim oradaki deprem mağdurlarımızı taşıyorlar. Isparta'da mesela benim bildiğim, İstanbul'da, Antalya'da, yani mahallinde mesela, öyle yanlış hatırlamıyorsam Eyüp Sultan Müftülüğümüzün, oradaki Diyanet Vakfı Şubemizin organizasıyla Isparta'da 40 dairelik bir kiralama cihetine gidilerek orada depremzedelerimiz yerleştirildi. Yani yalnızca mahallinde yapılan hizmetler değil, mahallinden dışarıya dönük yapılan hizmetler de yine vakfımızın ve vakıf gönüllülerimizin, çalışanlarımızın gayretleriyle devam ediyor. Yine özellikle çadır merkezi, çadır kentlerde kurulan İnsani yardım faaliyetlerini desteklemek için çadırlar, orada efendim iletişim noktaları kuruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın manevi destek ekiplerine altyapı desteklerini sunmuş oluyorlar. Suat Hocam, burası önemli. Biraz burayı detaylandıralım mı? Şimdi Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu hizmetlerinden, şimdi bir birinci elden hizmete orada ulaştırdıklarınız var. Bir de ihtiyacı olup da size ulaşmak isteyenler vakfımızı direkt mi arayacaklar, müftülüklere mi gidecekler? Özellikle bu son söylediğiniz manevi destek. Dün biz burada bir psikolog arkadaşımızla biraz da bu konuları detaylandırdık. Hani özellikle bu akut dönem geçtikten sonra işte bu depremi yaşayan insanların birebir ya da bizim gibi hani uzakta olsa da onlarla birlikte aslında yaşayıp hemhal olan yine etkilenenler. Burada ciddi bir manevi destek hizmetine de ihtiyaç olacak gibi. Evet. Burada da yoğun bir destek hizmet olacak mı? Pek tabii. Dün akşam mesela kıymetli başkanımızın, muhterem başkanımızın da başkanlığında il müftülerimizin, ilçe müftülerimizin, birim amirlerimizin, genel müdürlerimizin katıldığı bir çevrimiçi toplantı yapıldı. Bu bağlamda yapılabileceklerle ilgili faaliyetler, manevi rehberlik çalışmalarındaki hassasiyetler, biz doğal olarak psikolog değiliz. Yani bizim reflekslerimiz o anlamda değil ama dinin, dindarlığın, inancın getirdiği efendim rahatlama veya o konudaki ihtiyaçları giderme noktasında hangi usullerle, hangi yöntemlerle, hangi hassasiyetlerle yaklaşmamız gerektiğine dair 3 tane alanın uzmanı hocamız tarafından briefing verildi personelimize, yöneticilerimize. Bununla ilgili materyal destekleri hizmet sunacak arkadaşlarımız için tespit ediliyor. Kendileri desteklenecek ve mahallinde, özellikle deprem bölgesinde oluşturulan
çadır kentlere, merkezlere yönelik olarak dün itibariyle sevkiyatlar, yani intikaller başladı diye biliyorum. Ondan haberim var. O bölgelere gidip her çadır kentte devletimizin, AFAD'ımızın, valilerimizin de talimatıyla birer mescit çadırları kuruldu, donatıldı ve onların yanında rehberlik yapmak üzere hocalarımızın bir mekanları oluşturuldu. Orada biz başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere yine çocuklara yönelik yayınlarımız var. Onlardan olmak üzere efendim bu dönemdeki ihtiyaçlara matuf olarak içerikleri yayın olarak bulundurmak ve yine oradaki masalarda mesela yani artık orası bir şehir oldu, bir yuva oldu. İşte ortak alanları var açık alanlarda. Bir soba başında, açıklayan ateş başında ısınırken işte sohbetle başlıyorlar. Ne var ne yok. İşte orada derdini dökmeye başlıyor. Gerekiyorsa çadırına geliyor veya bizim hocamızı çadırına davet ediyor. Kendi çadırına alıyor. Ve böylece bu dokunuşlarımıza başlamış oluyoruz. Nasıl ulaşılıyor? Şu anda deprem bölgesindeki mekanlarda oradaki koordinasyon merkezindeki müftülerimiz, her bir yerde en az 3-4 müftümüz, belki daha fazla müftümüz kısım kısım görevlendirilmiş durumda. Onların yaptığı planlamalarla beraber her bir çadır kente yeterli miktarda kadın ve erkek görevlimiz yönlendiriliyor. Onlar çadır ziyaretleri yapıyorlar. Efendim oradaki irtibat merkezimizde bekliyorlar. Talepleri orada birebir örtüştüğünde karşılamaya çalışıyorlar. Bunun dışında deprem bölgesinden, afet bölgesinden dışarı çıkan, değişik illere giden vatandaşlarımıza da o bölgedeki müftülüklerimiz şu anda yine bu çerçevede manevi rehberlik hizmet çerçevesinde ilgili genel müdürlüğümüzün, başkan yardımcımızın, sayın başkanımızın talimatlarıyla bir acil eylem planı oluşturuluyor. Oradaki yerleştikleri konutları ben bugün yayına gelmeden önce birkaç ilden aradılar. İşte falanca bölgede şu kadar sayıda misafirimiz var. Onlara şöyle şöyle yayın destekleri sağlanması noktasında talepler geliyor. Yani orada müftülüklerimiz birebir iletişim yapıyorlar. Bir de tabii artık zamanla normalleşme başlayınca belki işte internet üzerinden Diyanet.gov.tr, Diyanet içerisinde yayacağımız adreslerimizle beraber o sosyal medya üzerinden de talepler göndererek, mailler üzerinden talepler göndererek iletişim sağlayabilecekler. Ama şu anda biz doğrudan iletişim halindeyiz. Yani bize alo demeden biz aslında aralarındayız. Özellikle deprem bölgesinde ama kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaları da başkanlığımız gündemine almış durumda ve o konuda strateji, eylem planı geliştirilmektedir. Peki hocam aslında yine sözlerinizin arasında değindiniz. Biz AFAD'la sürekli bir koordine halinde çalışıyoruz dediniz. Yine sizin gözlemlerinizden de sormak istiyorum. Özellikle bölgede ilk günden itibaren yaşananlar, sizin dahil olduğunuz Perşembe günü ben oradaydım dediniz. O kaldığınız günlerde gözlemlediğiniz sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımız, çünkü Türkiye gerçekten ya da bu topraklar vakıf medeniyetidir. Hepimiz biliriz. Günümüzde artık sivil toplum adını aldı belki ama bizim o eski vakıfçılığımız, bugün yine bir sürü farklı sivil toplum kuruluşu, her birinin oraya koştuğunu gördük. Oradaki çalışmalar nasıldı hocam? Birbirleriyle koordinasyon nasıldı? Yine Türkiye Diyanet Vakfı da gerek AFAD'la gerek diğer kuruluşlarla bir birliktelik yürüterek mi çalışmalarını sürdürüyor? Peki tabii şimdi her bölgede AFAD'ın lojistik merkezleri var. Efendim yine İl Afet Kurullarında, koordinasyon kurullarında yer alan hem devlet kanadından hem de sivil kanattan temsilcilerle beraber planlar üzerinde duruluyor. İhtiyaçlar değerlendiriliyor. AFAD depolarından bütün intikaller sağlanma gayretinde, sağlama cihetine gidiyor ama bununla beraber işte A noktasında bir ihtiyaç var. A noktasında en etkin, en yoğun, en hızlı iletişim kimde var? A grubunda, A vakfında ona irtibat, o oradan yönlendiriyor. Veya elimde benim şu malzeme var diyor, nerede ihtiyaç var diyor. Mesela arıyor, bende diyor bir kamyon odun var, nerede odun ihtiyacı var ısınma için. Şurada, o oraya yönlendiriyor. Aslında bu kurumlarımız, gönüllü teşekküllerimiz sahadaki ihtiyaçlarda birbirine pas ediyorlar. Bir de aynı teşekküller yan yana çadırlarla veya işte aş dağıtırken bir diğeri yan tarafta başka bir ihtiyacı çözmeye çalışıyor. Bir yeknesaklık, bir bütünlük içerisinde yürüyorlar. Hayırda yarışınız deniyor, buyuruyor ya, biz hayırda yarışı burada görüyoruz. Kimse kimseyi engelleyici, benim görebildiğim kadarıyla kimse kimseyi engelleyici değil. Aksine işte bir malzeme var, malzeme intikal edecek. O anda elimizde araç yok, şu aracı, o araç ona destek veriyor. O araçla gidebilir. İlk günlerde mesela
özellikle köylere ulaşma noktasında, dış mahallelere ulaşma noktasında, araç noktasında ciddi talep var. Tamam, tır geliyor ama dışarı çıkarmak veya belli spesifik ihtiyaçları karşılama noktasında bir kurum, bir gönüllü teşekkül başarılı ama diğer spesifik ihtiyaçla onda karşılık bulmuyor. Bu kez o yönlendirme yaparak orayla çözelim diyor. Bu noktadaki irtibat son derece başarılı olarak gördüm ben. Açıkçası bir açık alanın kalmadığını, yani çocuklara, gençlere psikososyal destek sağlamaya varıncaya kadar her biri kendince bir şey üretmeye, bir çaba ortaya koymaya çalışıyor. Bu noktada da takdir edilecek bir dayanışma, takdir edilecek bir çalışma, çaba söz konusu. Peki, bunları sizden duymak önemliydi hocam. Özellikle o bölgelerde birkaç gündür özellikle vakit geçiren, orada çalışmalar yapmış biri olarak bunu sizden duymak kıymetliydi. Peki Suat hocam, şimdi belli bir noktaya geldik süreçte. O ilk baştaki şoklarımızı biraz daha atlatarak hepimiz aslında tüm toplum olarak bundan sonraki günlerde, ilerleyen günlerde özellikle yine bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız, bir şeyler yapmak için böyle çabalayan, yine inşallah hepimizin böyle iştiyakları olacak. Bu noktada halkımız Türkiye Diyanet Vakfı'na özellikle yardım etmek istediğinde, destek olmak istediğinde özellikle hangi kanallardan nasıl ulaştırıyor olmaları sizler için daha kıymetli olacak ya da daha yerinde olacak? Ve sizin bundan sonraki süreçlerde, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bundan sonraki süreçlerde hizmetleri daha ziyade hangi alanlarda devam edecek? Şimdi bu da çok önemli bir soru. Ben isabetli bir soru sordunuz. Hepsi de olduğu gibi. Tabii depremin ilk anından itibaren başta ülke vatan insanımız 81 vilayetten. Çünkü araçlarda gördük, işte ilin ismi yazıyor, o ilin gönüllüleri yazıyor. İşte Edirne'den Kars'a kadar, Hakkari'den geliyor, işte Muğla'dan. Yani işte saymayayım, 81 vilayetin tamamı oradaydı. Kendi iç efendim 10 ili bunun dışında tutarsak zaten onlar mağdurlar. Onlar da kendi içerisinde ayaklananlar bu faaliyetlerin içerisine girdiler. Dolayısıyla olağanüstü bir yardım talebi var. Az önce yardım nakli var, intikali var. Sırf Adıyaman'a işte ne zamandı? Salı günü orada bu konu oldu. 100'ün üzerinde tır geldiği söylendi Adıyaman'a. Dolayısıyla bu artıyor. Yani işte Avrupa'dan oradaki vatandaşlarımız hemşehrilerine gönderme noktasında gayret ediyorlar. İşte aynı yardımlar, işte kıyafet yardımı, ayakkabıydı, efendim çamaşırlar, çadır, uyku tulumu, jeneratör az önce ifade etti. Yani pek çok alanda yardımlar geliyor. Bunların belki önümüzdeki süreçlere planlanacak bir takvimde hepsi tek tek yerini bulacaktır deprem bölgesinde. Bazen bozulmaya yönelik gıdalar geliş, ekmek geliyor mesela. Eğer tüketilmezse zayi oluyor veya bunun gibi günlük miadı olan ürünler var. Bunlar acil durumlarda mutlaka ihtiyaç giderildi ama bundan sonra artık bir yerleşim noktasına geliyor, bir vadeye yayılıyor. Az önce Selman Bey de söyledi, yani gidip görünce ancak anlıyorsunuz. Şehirler bitmiş, yani o şehirde tekrar sanayi kurulacak, işletmeler açılacak, efendim hayata geçilecek. Devletimiz güçlü, bunu mutlaka başaracak ama bir zaman alacak. Dolayısıyla bu insanlarımız bir müddet çadırlarda yaşayacaklar. Bir müddet şehir değiştirerek şehir dışına çıkacaklar. Misafirlerimiz olacaklar. Artık ensar ve muhacir kardeşliğimiz zaten devam ediyordu bu süre. Ondan önce de var ama şu anda onun birebir yaşayacağız. Yani evlerimizi açacağız, şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi. Ben köylerimize varıncaya kadar böyle benim evim var, dayalı döşeli, evet şurada misafir edeyim diyen çok talepleri, bunları organize eden vakfımızın organize ettiğini, diğer kurumların organize ettiğini biliyorum. Yani ensar muhacir ilişkisi başlamış durumda. Sorunuza gelecek olursak, bugün bunlar yaşanıyor ama önümüzdeki süreçte biraz bu sıcaklığı, afetin sıcaklığında duygularımız gerçekten depreşti ve tavan yaptı. Ne yapabiliyorsak, işte çocuklarımız paylaşamayacakları, babalarından, kardeşlerinden esirgedikleri o kumbaralarını, kendi efendim çok sevdiği oyuncağını, çok sevdiği, çocuktan bahsediyorum, kıyafetini ağlaya ağlaya, mektup yaza yaza, büyük bir duyguyla gönderiyor bu sıcaklıkta. Ama
bir ay sonra biraz daha soğumaya başladığında artık bu ilgi azalırsa biz bundan endişe ederiz. Bu ilginin azalmaması, bu sıcaklığın azalmaması gerekiyor. Çünkü 13 milyon insanımızın yaşadığı bir coğrafyada 13 milyon insanımızı etkileyen, doğrudan birebir etkilenen belki 5-6 milyon insanımız var. Bütün bunların bu süreçte desteklenmesi gerekiyor. Belki nakdi desteğe, belki spesifik özel destekler, işte ev gibi, barınma ihtiyacı gibi spesifik desteklere ihtiyaçlar olacak. Bunun için hem devletimiz AFAD vasıtasıyla hem de gönüllü kuruluşlar yönlendirmelerde bulunuyor. Bu anlamda bizim vakfımızın gayretleri de, vakfımızın çalışmaları da çok kayda değer ve ilgilenmesi gereken, desteklenmesi gereken çalışmalardır. Bu anlamda bizim halen yürüyen kampanyamız var. Deprem 5601. 5601 diye yazıyoruz. Evet. Deprem yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Göndere basıyoruz. Gidiyor. Burada gönderelim mi bilmiyorum. Hemen bir tane. Hemen gönderelim. Hemen hadi gönderelim. Hocam. Ben şimdi açıyorum. Gönderelim. Müsaade var değil mi rejideki arkadaşlar? Bazen telefonunuzu açmayın. Estağfurullah diyorlar. Hocam. Ben şimdi hemen açıyorum. Şuradan yeni mesaj diyoruz. Mesaj oluştur diyorum. Kime diyoruz? 5601 yazıyoruz. 5601 yazdık. Tamam. Tamam dedik. Ne yazıyoruz? Mesaj deprem kısmına diyoruz. Da. Deprem. Deprem. Büyük küçük fark etmiyor. Evet. Deprem yazıyoruz. Büyük ya da küçük hiç fark etmiyor. Evet. Hep birlikte yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet. Hemen telefonlarımız zaten hep yanımızdalar malum. Alıyoruz elimize. Mesaj kısmını açıyoruz. Açtık. 5601'i yazdık. Gönder kısmına. Sonra mesaj yazdığımız kısmına da deprem yazdık şu anda. Evet. Tek bir parmak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi gönüllere dokunsun. Duayla çare olsun. Sıkıntılara İlaç olsun. Ya Rabbi lütfunla, kereminle bunu zenginleştir. Amin. Çoğalt. Amin. Bol eyle, bereketli eyle. Biz 25 veriyoruz, sen tesirini sonsuz eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Diyoruz. Evet, gönder. Ve bu güzel duayla. Çok basit. Hem duamızı efendim yapalım. Evet. Hem de hayrımızı yapalım. Amin. Bunları tabii sürekli tutmak gerekiyor artık. Bundan sonra kesinlikle bu bugünün meselesi değil. Evet. Ve hemen efendim çok özür dilerim hocam. Mesajı attığınız anda doğruluğunu böyle telbiz bir taşı. Gitti mi gitmedi mi diye bir böyle tedirgin oluruz, evet, ya. Evet. Hemen geliyor karşılığı efendim. Değerli bağışçımız 25 TL tutarındaki bağışınız alınmıştır. Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz. Cevabını da görüyorsunuz hemen karşılık mesajı, evet, olarak. Ben bir şey daha söyleyeyim. Lütfen buyurun. Buradan hemen tıklıyorum. Mesajın altında TDV.org yazıyor. Aha. Tıkladım. Sayfa açılıyor. Hı. Sayfa açıldığında diğer alanda ben şöyle bir bağışta yapmak istiyorum dediğinizde burada mesela konteyner iyilik konutları diye tıklıyorum, açıyor. Burada hızlı bağış seçenekleri 1000 TL, 2500 TL, 5000 TL, bir konteynerin maliyeti 128.500 TL diye. Hı hı. Hangisini istiyor durumumuza göre? Biz bir güzel ifademiz vardır. Az veren maldan, az veren candan, çok veren maldan. Dolayısıyla binse bin, iki, buradan da tıklayıp bir başka yardıma, bir başka hayra, bir başka iyiliğe bizi gene yönlendiriyor. Evet. Dolayısıyla iyiliklerimiz bol olsun, bereketli olsun, amin, daim olsun. Tekrar ifade ediyorum, yapabileceğimiz her şey görevimizdir. Hı hı. Yapabileceğimiz. Çok önemli. Bir duaysa dua, susmaksa susmak. Bir lira bir lira. Ben bu noktada tekrar vakıf gönüllülerine, efendim arazide çalışan, efendim bunu ayırt etmiyorum ben. Bunu ayırt etmiyorum. Yalnızca kendi teşkilatımızın değil. Nice gönüllüler var. Nice efendim hayırseverler var. Hepsine buradan Rabbim lütfeylesin, ikram amin eylesin. Amin. Hastalıklarına, dertlerine şifa eylesin. Amin. Çünkü her birimizin ihtiyacı var. Hepimizin, onlar bu afeti yaşadılar. Bizim buna maruz kalmamamız, yarın başka bir hastalığa maruz kalmamamız içten değildir. Az sadaka çok belayı def eder deriz. Biz de az da olsa sadakamızla, imkanımız varsa daha güçlüsüyle, daha fazlasıyla destek olalım ve bu yardımı sürekli kılalım. Yalnızca yardım değil tabii. Şimdi bazı illerimize misafirlerimiz gidiyor artık afetten ayrılan o bölgeden. Şehri tanımıyor, araba kullanıyor. Araba kullanırken ya sağına bakacak, fren yapacak, arkadaki de kornaya basacak. Hayır, plakası yabancı. Onu orada da rehabilite edeceğiz. Aa, çok güzel. Alışverişinde rehabilite edeceğiz.
evinde mahallesinde rehabilite edeceğiz. Yani yalnızca ya para... okullara gelecek çocuklar, çocuklarımıza söyleyeceğiz bak. Geldiyse evet, sınıfına gel... şöyle yaklaş. Böyle. Varsa sınıfında arkadaşlar akşam yemeğimize ya bir şey yapıp evine misafirliğe gideceğiz. Evet. Kapısını çalacağız, hatırını soracağız. Tekrar sarıldığımızda, kucaklaştığımızda içimizdeki o pozitif enerji, o muhabbet duygusu onun yüreğine yansıyacak. Böylece birbirimizi iyileştireceğiz. Yalnızca o iyileşmiyor. Benim de içimde o duygu var. Ben de hastayım. Ben de bir şekilde merhamete muhtacım. Karşılıklı olarak bunları sarılarak birbirimize, kucaklayarak, ikram ederek, soframızı açarak, şehrimizde onları rahat hissettirerek... Çünkü bu muhacirliğin şu anda süresini bilmiyoruz. Devletimiz inşallah en kısa sürede altyapıları oluşturacak. Biz Sakarya depreminde yaşadık. Şehir gitti. Şehir bir daha ayağa kalkmaz denildi. Buraya bir daha kimse gelmez denildi. Şehirden çünkü iş yeri yok, konut yok, nefes alacak yer yok. Harabe ölü şehir gibi. Sakarya'dan bugün çok daha kötü o bölgeler. Çok çok daha kötü. Ama bugün Sakarya elhamdülillah... diğer benzeri illerimiz afeti yaşadılar, tekrar giyindiler, tekrar ayağa kalktılar ve iyilik elçisi olarak bu millete hizmet ediyorlar, üretiyorlar, ekonomiye katkı veriyorlar, insanlığa hizmet ediyorlar. İnşallah bu bölgelerde kalkınacak ama bunun bir zamana ihtiyacı olacak. Bu süre zarfında muhacir olan kardeşlerimize mutlaka iyi davranmalı, kucaklamalı, onları sahiplenmeli, onlara efendim moral olmalıyız diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Bir söylediğiniz kıymetli bilgi daha vardı. Dediniz ki evet, böyle hani o sıcak haliyle hepimiz koşuyoruz, hepimiz elimizdekinin böyle tamamını vermek istiyoruz. Küçük çocuklarda bile aynı iştiyak oluyor. Ama işte insan isyanla ya da o soğumayla dediğiniz gibi bir şeye geçebiliriz. Onun için de teyakkuzda kalmamız lazım belli bir süre zannediyorum. Bu da kıymetliydi. Suat Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bugün katılımımız bizim için önemliydi. Çünkü bir haftayı aşkın süredir bölgedesiniz. Ne yaşadınız, ne gördünüz, gözlemlediniz. Dediğim gibi hani biz bunları ekranlardan da görüyoruz, işte sosyal medyadan da görüyoruz ya da dinliyoruz. Ama giden kişilerle yan yana geldiğinizde o gerçekten o ruh size o geçiyor, manen de geçiyor. Tekraren teşekkür ediyorum hocam. Buyurun. Bizler için en son bir dua edin. Dua ile bitirelim yine yayınımızı. Efendim bugünün de böylece sonuna gelmiş olduk. Bizler inşallah farkındalığımızın arttığı bir yayın yaptığımızı ümit ediyoruz. İnşallah sizler için de öyle olmuştur. Ekranlarımıza da öyle yansımıştır. Sabaha saat 10.30'da buradayız efendim. Sizinle randevumuz var. Sabaha görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, huzuruna geldik. Elimizi açtık, boynumuzu büktük. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, çaresizliklerimizi sana arz ediyoruz. Ya Rabbi, bizlere icabet eyle. Dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, sen Samet'sin. Ya Rabbi, her türlü ihtiyacımızı gideren sensin. İman ettik. Ya Rabbi, sen izzet sahibisin, azamet sahibisin, celalet sahibisin, cebbarsın, kahharsın. İman ettik ya Rabbi. Her türlü kudret senin. Ya Rabbi, imtihanımıza razı olduk. Ya Rabbi, yükümüzü kolay eyle. Tahammülümüzü kolay eyle. Ya Rabbi, bizleri bu ve benzeri musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, yüzümüzün karasına, günahımızın çokluğuna bakmadan, kullarının ihtiyaçlarına, kullarının muhtaç olduklarına, Rahman ismi celilinle, Rahim ismi celilinle, Vedud ismi celilinle, Vehhab ismi celilinle, Rezzak ve Fettah ismi celilinle muamele ile bize hayır kapıları aç, kolaylık kapıları aç, rızıklarımızı bereketlendir. Ya Rabbi, afete maruz kalan kardeşlerimize rahmetinle bir çıkış yolu göster. Bizlere bir çıkış yolu göster. Ya Rabbi, durumumuzu ıslah eyle, durumumuzu kolay eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, afette kaybettiğimiz kardeşlerimizi rahmetine tevdi ettik. Onlara merhametinle muamele eyle, rahmetinle muamele eyle, onları cennetinde misafir eyle. İlahi ya Rabbi, depremde
hasta olan depremde sıkıntıya maruz kalan, yaralanan kardeşlerimize de şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi onlara dayanma, onlara metanet ihsan eyle. İlahi Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin. Bizler yaşadığımız bu süreçte senin rahmetine sığınıyoruz. Ya Rabbi, çektiğimiz bu meşakkatte senin lütfuna sığınıyoruz. İnayetinle yardım eyle. 85 milyon vatan evladının bu iyilik niyetlerini, hayırda koşuşturmalarını kabul eyle. Ya Rabbi, bu hayırları, bu hayra muhtaç olan tüm kardeşlerimize ve bizlere bir çıkış, bir istimdat yolu eyle. İlahi Ya Rabbi, bizler ihtiyacımızı, bizler noksanımızı göremiyoruz. Farkında değiliz. İhtiyacımız olan çıkışı, muhtaç olduğumuz nimeti, muhtaç olduğumuz şifayı bizlere ihsan eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, bu felakette kaybettiğimiz kardeşlerimizin yakınlarına, bu felaketi yaşayan, canlarını bağışladığın kardeşlerimize metanetler ihsan eyle. Ya Rabbi, bu sıkıntıyı, bu zorluğu aşma noktasında birbirimize dayanışma gücü, birbirimize kardeşlik şuuru, ruhu nasip eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Günahsız evlatlarımızın hürmetine, Ya Rabbi, yaşlılarımızın hürmetine, Ya Rabbi, Kitabullah hürmetine, Ya Rabbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyduğumuz aşk, muhabbet hürmetine, Ya Rabbi, içinde bulunduğumuz mübarek aylar hürmetine, Ya Rabbi, gölgesinde sana el açtığımız mabetler hürmetine, Ya Rabbi, bizlere gecesinde rahmetler yağdırdığın günler hürmetine, gündüzünde muhtaç olduğumuz nimetleri ikram ettiğin zamanlar hürmetine, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ismi azamın hürmetine, Ya Rabbi, sevdiklerinin hürmetine, bizleri affeyle, bizlere ikram eyle, bizlerin durumlarını selaha ve selamete eriştir Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, dünyanın dört bir tarafında amin diyen kardeşlerimizin, dünyanın dört bir tarafında iyilik sahibi olarak bu felakete su taşıyan kardeşlerimizin de niyetlerini kabul eyle, hayırlarını bereketli eyle, duygularını daim eyle, bu yolda, bu çabada bizi birbirimize karin, birbirimize dost eyle. Şu anda afet başında, enkaz başında canlara ulaşmaya çalışan, onlara destek vermeye çalışan, onlara hizmet eden, çadırlarda mağdurlara, afetzedelere kucak açan, onlara hizmet eden kardeşlerimiz başta olmak üzere, bu afette bir nimet parçası kadar, zerre kadar iyiliği dokunan kardeşlerimizin hepsinin geçmişlerine rahmet eyle, işlerini asan eyle, arzularına nail eyle, bu afete maruz kalanların da sıkıntılarını bertaraf eyle. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve'afu anna ya Kerim, ve'afir lana ya Rahim. Birahmetike ya Erhamer Rahimin, velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhları için, hasseten bu depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhları için, geride kalanlarının sağlık, sıhhat ve selameti için, Allah rızası için. El-Fatiha. Thank you.